Keltiriş formülleri. Bu mavzuda sizler bilen mavi burçakların pi minus alfa, pi plus alfa, 2 pi minus alfa, pi taksim 2 minus alfa, pi taksim 2 plus alfa, 3 pi taksim 2 minus alfa ve 3 pi taksim 2 plus alfalarının sinusu, kosinusu, tangensi ve katangenslerini kandayı kılıp biz sinus alfa, kosinus alfa, tangens alfa ve katangens alfa bilan ifadalarını o'rganamiz. Ha bir de mana bu burchaklarda pi minus alfa mana bu 3 ta burchaklar. Pi ve 2 pi qatnashyapti. Bu burchaklarda mana bu burchakning sinusi sinusida sinus qatnashadi, sinus alfa. Mana bu burchakning sinusida ham sinus alfa qatnashadi. Ya'ni sinus sinusligicha qoladi bu burchaklarda. Bunda sinus alfa. Kosinus, kosinusu geçe kaladı. Bana bir de aldı da cevap aldırı yapma. Bunu hazır, bundan ki iş arasını tapağımız. Kosinus alfa ham, kosinus pi minus alfa da, kosinus alfa iştirak et adı. Kosinus alfa, kosinus alfa, kosinus alfa. Tangens, tangensli geçe kaladı. Tangens alfa, tangens alfa, tangens alfa. Katangens alfa ham özü qoladi. Katangens alfa. Katangens alfa. Katangens alfa. Ama mana bu burchaklarda pi taksim 2, 3 pi taksim 2 qatnashgan burchaklarda sinus kosinusga almashadi. Kosinus alfa. Bu yerda ham oldida joy qoldiryapman bu ishoraga. Hayır, işaretlerini yazıp çıkalımız. Kosinus, sinus gelmiş adı. Sinus alfa, sinus alfa, sinus alfa, sinus alfa. Tangens, katangens gelmiş adı. Katangens ise tangens gelmiş adı. Ana jadvalni to'g'rilash uchun ikkita qoida bor. Shu qoidadan bittasini keltirdik biz bu yerda. Mana bu burchaklarda sinus o'zgarmas ekan, sinus sinusligicha qoladi, kosinus kosinusligicha qoladi, tangens ham o'zgarmaydi, katangens ham o'zi qoladi. Mana bu burchaklarda sinus kosinusga almashar ekan, kosinus sinusga almashar ekan, tangens katangensga va katangens tangensga almashar ekan. Bu bitta qoida. Endi ikkinchi qoidani keltiramiz. İkinci kaydanı keltirish uchun biz dastlab mana bu pi, 2 pi, pi taksim 2, 3 pi taksim 2 burchaklarini joylashishini ko'rib chiqamiz. Mana birlik aylanar bilan x o'qini kesishgan nuqtasi 1 nuqta. Mana bu nuqtaga mos keluvchi burchak 0 burchak bo'ladi. Buni 90 gradusga bursak yoki pi taksim 2 ga bursak mana bu burchakni mana bu nuqtani hosil qilamiz, demak unga pi taksim 2. Mana bu nuqtaga pi burchak mana bu nuqtaga 3 pi taksim 2 burchak va yana biriga qaytib keladigan bo'lsak unga 2 pi burchagi mos keladi. Mana biz burchaklarni joylashishini ko'rdik. Birinchi jadvaldagi pi, 2 pi burchaklar gorizontal burchaklar deb aytishimiz mumkin. Gorizontal burchaklar. Mana bu ikkinchi jadvaldagi pi taksim 2, 3 pi taksim 2 burchaklarni biz vertikal burchaklar deb aytishimiz mumkin. Demak, gorizontal burchaklarda mana bu funksiyalar o'zgarmaydi, har biri o'zi qolyapti. Vertikal burchaklarda sinus kosinusga, kosinus sinusga, tangens katangensga, katangens esa tangensga o'zgaryapti. Bu birinchi qoida. Endi ikkinchi qoida. Mana oldirarida bir sinusni oldida mana bu yerda bo'sh joy qoldirdim. Qolgan jadvallarda ham hammasida oldinda bo'sh joy qoldirdim. Yani işaretsiz qanday bo'ladi bu yerda? Minus mu plus mu? Minus mu plus mu? Har bir katayda minus bo'ladi mı plus bo'ladi mı? Biz şunu aniqlaymiz. Buning uchun biz alfani birinchi ishora burchagi deb faraz qilamiz. Yani 0 ve pi taksim 2 orasida yoki 0 bilan 90 gradus orasida birinchi ishora burchagi deb faraz qilamiz. Ve mana bu burchaklarni qaysi chorakka tegishli ekanini aniqlaymiz. O'zi aslida alfa ixtiyoriy burchak.
Bu birinci çarayı bırçak, umumun agende bırçak, birinci çarayı bırçak yemez. Lekin iş arasını tapışı için şunu diye faraz kılalımız, şunu diye alalımız. Eğer alfa şu aralığı da bulabilen olsa, pi minus alfa mesela, pi, onunla alfanı ayırabilen olsak, bu tamamen vuruşumuz gerek. Demek, biz ikinci çarayı gelip çağımız, pi minus alfa. O halde ikinci çarayı bırçak hasıl buladı pi minus alfa. Demek bana bir de ikinci çarayı bırçak hasıl bularken, pi plus alfa şey. Pi plus alfa, üçüncü çarayı bırçak bularken, 2 pi minus alfa, 2 pi'den alfanı ayırsak, dörtüncü çarayı bırçak hasıl bularken, demek bana bu üçüncü çarayı bırçak, bu ise dörtüncü çarayı bırçak iken. Hani yani işaretlerini tapamız. İşaretini kuyuda geçe tapamız. Sinus ikinci çarayı. Sinus ikinci çarayı da müsbet. Plus yazışımız gerek. Plus yazması hem olur herhalde. Sinus üçüncü çarayı. Menfi minusunu yazalımız. Demek sinus pi plus alfa minus sinus alfa ge denk iken. Sinus 2 pi minus alfa sinus dörtüncü çarayı da. Menfi minus sinus alfa ge denk iken. Kengi cedvalda hem kuduşu yolundan tolgızıp çıkalımız. Mesela kediler bana bu işaretlerini tapmış geldik. Mesela ikinci çarayı. Sinus ikinci çarayı da müsbet, kosinus ikinci çarayı da manfi, tangens ikinci çarayı da manfi, katangens ikinci çarayı da manfi. Demek katangens pi minus alfa, minus katangens alfa getirirken. Üçüncü çarayı da sinus üçüncü çarayı manfi, kosinus üçüncü çarayı manfi, tangens müsbet, katangens üçüncü çarayı müsbet. Dördüncü çarayı da sinus dördüncü çarayı manfi, kosinus dördüncü çarayı müsbet. Tangens dörtüncü çarayı manfi, katangens dörtüncü çarayı manfi. Yani birinci cadvalda dolgozup çıktık. Şu iki de kaydadan faydalandık. Kengisi de ham, bak kandi funksiyon buluşunu anıkladık. Baş dörtte funksiyondan kaysa bir buluşunu anıkladık. Yani, yani işaralarını tapamız. Bunun için çarayı, kaysa çarayı diyordu. Pi minus 2 taksım 2 minus alfa. Pi taksım 2 minus alfa. İtaksım 2, minus alfa. Yine bu birinci çarayı buladı. Yine birinci çarayı. O kengilerden çarayını anıklaydık. Pi taksım 2'ye alfanı koysak, ikinci çaray. 3 pi taksım 2, bana 3 pi taksım 2. Alfanı ayırsak, üçüncü çaray. 3 pi taksım 2, bana 3 pi taksım 2. Alfanı koysak, dörtüncü çarayı gelmemiz. Demek dörtüncü çarayı iken. Yine sinus, birinci çaray. Birinci çarayı da hama funksiyaya musbat. Dört ala funksiyaya hama musbat. Çünkü bu yerde plus buladı haması da. Demek ki plusler yazılmasa hama olur. İkinci çaray. Sinus ikinci çarayı da musbat. Plus yazmayımız. Kosinus ikinci çarayı da manfi. Tangens ikinci çaray manfi. Katangens ikinci çaray manfi. Üçüncü çarayı da sinus üçüncü çaray manfi. Kosinus üçüncü çaray manfi. Tangens musbat. Katangens musbat. Dördüncü çarayı da sinüs dördüncü çarayı manfi, kosinüs dördüncü çarayı musbet, tangens manfi, katangens manfi. Şunu yakalı biz iki de kaydı yardımı da iki de cedvalden tolgızıp çıktık. Ve bu cedvalin yolda varlığı şartmaz. Ya şu iki de kaydanın böyle şey. Yani bizge ihtiyari alfa burçayı verilgen olsa, ihtiyari alfa burçayı verilgen olsa, aslında biz onu 2 pi k koşup beta görünüşte yazışımız mümkün. Bir de beta. 0 ile 2 pi arasındaki burçak. Sonra biz onun sinusunu ya da kosinusunu bu dakika hesaplaşmamız mümkün. Sinus alfa teng buladı, sinus beta ye. Kosinus alfa teng, kosinus beta ye. Demek ihtiyari burçakına sinusunu tapışını biz 0 ile 2 pi aralığındaki beta burçakının sinusunu tapışı getirdik. Tangens da şey, tangens de alfanı biz kuyuda iki oranışta yazalımız. Pi, k koşu, beta iki oranışta yazalımız. Bir yerde beta, 0 bulan, pi orasındaki burçak. Bu kalda tangens alfa, tangens beta ge, katangens alfa, katangens beta ge deyin. Yani tangens bulan katangens de, ihtiyari burçak verilgen olsa, alfa burçak verilgen olsa, onu 0 pi aralığındaki burçayını, beta burçayını, tangensini yok ki, masrafı işte katangensini hesaplaşıp getirdik.
Misal getirəmiz. Məsələn, arfətin 27 pi təqsim 4 olsun. Arfa bölçək verilir. Dəsələn, biz bunu 27-dən 4-ə bölsək 6. 6 pi qoşun 3 qaldı qaladı. Demək 3 pi təqsim 4. Mana bu görünüşdə yazışımız mümkün. O halda sinus alfa teng sinus 3 pi təqsim 4. Bundan bir yerine qanday qilib hisoblaymiz? Bundan bir yerine mana keltirish formulalari yordamida biz buni hisoblashimiz mümkün. Bundan bir yerine sinus mesela 3 pi təqsim 4-ni pi minus pi təqsim 4 deb yazışımız mümkün. Keltirish formulasiga ko'ra mana pi minus alfa pi minus alfa alfa'nın oranında madalda pi təqsim 4 kelyapti. Sinus pi minus alfa sinus alfa teng. Şu formuladan faydalansak bu teng bo'ladi sinus pi təqsim 4. Sinus pi təqsim 4 ildizosida 2 təqsim 2 kelyapti. Mana shu sinusni ixtiyoriy burchagini sinusini biz mana shu yerdan hisoblashimiz mumkin. Kosinus kosinusda ham xuddi shunday yo'l tutamiz. Tangens va kotangenslarda 0 pi ga keltiramiz va undan keyin keltirish formulasi yordamida biz hisoblashimiz mumkin. Demak, mana shu yo'llar bilan biz ixtiyoriy berilgan burchakni sinusini, kosinusini, tangensini va kotangensini hisoblashni birinchi choraydagi birorta burchakning masalan birorta burchakning birinchi choraydagi birorta burchakning sinusini, kosinusini, tangensini yoki kotangensini hisoblashga keltirdik.